Şimdi 90'lar biraz fazla olduğunda alfa beta 90 demek lazım arkadaşlar. Şuraya da böyle beta diyorum. Buraya da yine alfa diyorum. Şimdi benzer üçgenler neler? Kenarlarını kullanacak şekilde aslında benzer üçgenler fazlasıyla var. Mesela DF A'da da beta var ama burada ben açıkçası FEC'ye ve arkadaşlar ABC'ye odaklanmak istiyorum. Şimdi FEC'de alfa'nın gördüğü altı B, A, C, D. Alfanın gördüğü 8. Böylece arkadaşlar betanın gördüğü F, E, C'de 15. Betanın gördüğü 6 artı X. Şimdi 6, 15, 3'e bölelim 2, 3'e bölelim 5. 2'ye böl 4. 20 eşittir 6 artı x'ten x 14 yaptı a şıkkı. Arkadaşlar benzerliği çok güzel bir şekilde kullanmalıyız. Yoksa sayılar büyük olduğu için ve kesirli gelebileceği için sıkıntı çekeriz. 9, 12, 15. Buraya alfa diyorum. Buraya beta diyorum. Buraya da beta diyorum. Tamam mı? Şimdi burada betanın gördüğü 12. Büyük üçgende betanın gördüğü, benzer üçgen bunlar. Neler? Sıralı yazmıyorum harfleri. Sadece üçgenleri yazıyorum. A, B, C ve D, E, C benzer. Dolayısıyla betanın gördüğü büyükte de 30. 6'ya bölersek 2, 6'ya bölersek 5. Benzerlik oranı çevre oranına da da eşittir. O zaman küçüğün çevresi 15 9 daha 24 12 daha 36 yapar. 2 bölü 5 oranından demek ki bu da arkadaşlar 90 olmalıymış B şıkkı. Evet 5 8 7 11 2 verilmiş. Normalde ne yaparız biliyor musunuz? Kosinüs teoreminden hallederiz geçeriz. Ama ben size burada benzerliğin kenar açı kenar benzerliğinin olduğunu da göstereyim. Şimdi bakın Küçük üçgenin kenarları 5, 8, 7. 5 ile 8'in arasında alfa var. Büyük üçgenin kenarları 16, 8 ve x arkadaşlar. 16 ile 8'in arasında alfa var. Şurayı 10 diye düzelteyim pardon. 8, 2 daha 10. Şimdi dikkat edin. 15'in iki katı, 16, 8'in iki katı iki oran var. Ve aradaki açı aynı olduğu için kesinlikle benzerlik vardır. X de buradan 14 olur. Kosinüs teoremi yapmaktan kurtulmuş oluruz. Hatta sıralı yazayım artık benzerliği gördük. 5, 8, 7, 10, 16, 14. Hakikaten aradaki açının aynı olması sayesinde benzerliği yakaladık. birçok arkadaş bu soruyu tam yapacağım diye düşündü, kolay düşündü ama yapamadı muhtemelen. Şimdi burada göstereyim ben size. Önce iki iç bir dışı bir görelim. Alfa beta, alfa beta dersek iki iç bir dıştan bak şu üçgende iki iç bir dış yaptım. Alfa artı beta. Bir de bu üçgende iki iç bir dış yaparsam burası da alfa artı beta. Böylece 9 oldu. Şimdi artık gönül rahatlığıyla şunları siliyorum. Benzer üçgenlere bakalım. Alfa beta zaten iki açısı aynı olduğu için diğerini de hemen rengi değiştirip göstereyim. Şöyle bakın bu da yine alfa beta gördünüz mü? İki açısı eşit olanın zaten üçüncü açı, açısı eşittir. Buraya teta desen burası da teta olacaktır. Ve Beta'nın karşısı küçükte 8. Beta'nın karşısı yeşilde yani büyükte 12. Alfa'nın karşısı morda 9. Alfa'nın karşısı yeşilde x. Bundan sonra o zaman 8, 4'e böl 2, 4'e böl 3. 27 bölü 2 oldu arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Şimdi buradaki 2 ve 4'e odaklanırsam. Bakın muhteşem üçlü yaptığımda 2, 2, 2 oluyor. Dolayısıyla burada kendiliğinden bir ikizkenar üçgen çıktı. AB ile AT birbirine eşit. Bu arada muhteşem üçgen TAC'de alfa, 2 iç bir dıştan iki alfa. İkizkenardan AB AT'ye eşit olduğu için iki alfa. Şuraya da teta diyeyim. Bak buraya da böyle komple teta diyeyim. ABD üçgenine dikkat et. 2 alfa 2 alfa teta. ABT üçgenine dikkat et. Yine 2 alfa 2 alfa teta. Bu üçgenler benzer oldu. Küçük üçgende şu üçgende gördüğünüz gibi 2 alfanın gördüğü x. Sonra 2 alfanın gördüğü büyük üçgende yani hangi üçgenden bahsediyorum hemen onu da göstereyim. Şu üçgende bakın 2 alfanın gördüğü arkadaşlar 2. Teta'nın gördüğü küçük üçgende x yeşil üçgende. Turuncu üçgende teta'nın gördüğü bakın x artı 2. Buradan x kare artı 2x eşittir 4. Mecburen delta yapacağız çünkü kökten gelmiyor düzgünce çarpanlar ayırmadan. 4 artı 16 bakın delta 20 hakikaten tam düzgün gelmedi. Eksi b yani eksi 2 artı kök delta yani 2 kök 5 bölü 2a o da 2. Böylece köklerden bir tanesi kök 5 eksi 1 öbürü eksi kök 5 eksi 1 zaten bir uzunluk negatif olamayacağı için cevabımız b şıkkı kök 5 eksi 1. Evet ne yapacağız burada? Bir kere ben hangi konu olursa olsun açı ortay ve dik varsa orada bir ikizkenarı kenarı düşünürüm arkadaşlar. Böylece AB ile BP eşitliğini görüp sonra da AH, HP'yi görürüm. Tamam mı? Bundan sonra tabii yapacağımız biraz tükeniyor gibi oluyor. O yüzden artık biraz da hani böyle konunun yardımıyla denemede gelse sınavda gelse biraz daha zorlayıcı olur ama şunu göstereceğim size. Şöyle bir P'den PT tabanı çekeceğim. Neden? AH ile HP birbirine eşit ya. O zaman arkadaşlar AD ile de burada DT birbirine eşit olur. 5 gelir. TC'ye 2 kalır. Şimdi paralellik nerede? PT ile BD arasında. Onu kullanırız. Burada bakın orta tabandan dolayı PT 2 oldu. Aa güzel. Bir anda ikizkenar üçgen oldu. Alfa dersen burası da alfa. E yöndeş açıdan P alfa ise buradaki DBC de alfa kendiliğinden arkadaşlar şu üçgen de işe şey ikizkenar oldu bakın. DC DB alfa alfadan dolayı ikizkenar oldu. Demek ki 7 olmalıymış. Bu yüzden X'e de 6 kaldı. Cevabımız E şıkkı oldu. Yine vay be diyeceğimiz zorlukta bir soru arkadaşlar. Çözüm hani çözümü öyle müthiş bir şey olmayacak ama gel de gör yani şimdi bunu. Bakın alfa alfa diyorum tamam mı? Şöyle bir kuralımız vardı. Bir iç açı ortay, bir dış açı ortay kesiştiğinde şurası arkadaşlar C açısının yarısı oluyordu. Bu yüzden alfaydı. Kenarda kuralı hatırlatayım. Yani bu kuralı hatırlamak gerekiyor çünkü soruda. Bakın bu bir iç açı ortay, bu bir dış açı ortaysa şu dış açı yakın olan açıya alfa dersek İçerideki açı 2 alfaydı. Bunun bize katkısı şöyle. Burası zaten beta dersek, buraya da beta dersek bakın güzel bir şekilde şurada alfa-beta şöyle yeşille tarayayım burayı. Buraya da teta diyelim. Yine alfa-beta bakın burada ve buraya da teta diyelim. Bu iki üçgen benzer. Harflerinde yazayım bakın BAE ve FAC. Dolayısıyla Alfanın karşısı solda yani morda 8. Alfanın karşısı yeşilde 4. Benzerlik oranı 2. Teta'nın karşısı küçükte 6. Teta'nın karşısı büyükte 4 artı Fe mor üçgende. Böylece Fe buradan 8 yaptı D şıkkı. Ağırlık merkezinde mevzu nedir? Buradan bir kenar ortaya geçeceği için 2A'ya A diye yazarım. Bir de karşılık oranları aynı olur. CD böylece 14 olur arkadaşlar. Şimdi ab'yi bulmak için pisagor yapacağım. x kare eşittir 29'un karesi eksi 21'in karesi. Burada iki kare farkını yapalım daha mantıklı. 29 eksi 21 8. 29 artı 21 50 oldu. x kare eşittir 400 arkadaşlar. x de buradan 20 yaptı. Şey, şey x demeyeyim pardon karışmasın. Ee, y diyeyim. Sonra o daha x'i bulmadık. Çünkü y buradan 20 oldu. Şimdi y 20 olduğuna göre buradan bir kenar ortay çektiğim an 10 10. Şimdi artık 2'nin 3'e oranı x'in 10'a oranı arkadaşlar. Böylece x 20 bölü 3 oldu b şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir kuralımız vardı. Şuraya alfa alfa dersek iki açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü de geçer. Sonra e, şunu tabii farklı sembol yapayım. 2 alfanın yarısı bölü 2 artı 90 BDC'nin açısına eşitti. Dolayısıyla arkadaşlar burası 90 artı alfa olması için şuraya alfa kaldı gördünüz mü? E şimdi buraya beta dersem buraya da beta dersem iki üçgen ADC üçgeni ile DEC üçgeni benzer oldu. Ve arkadaşlar burada alfanın gördüğü küçükte x alfanın gördüğü büyükte 4 betanın gördüğü küçükte 3 Beta'nın gördüğü büyükte 6. Benzerlik oranı 1 bölü 2. X buradan 2 oldu. A şıkkı. Kenar 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 benzerliği var. Nasıl söyleyeyim? FBE'ye dikkat. 6, 8, 10. ABC'ye bakın şimdi arkadaşlar. E, 12 ve 16 ve 20. E haliyle 1 bölü 2 benzerlik oranı var. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey demeliyiz. Ben 6'nın gördüğünü alfa dersem 12'nin gördüğüne de alfa demeliyim. Sonra zaten böyle beta dersem buraya da beta demeliyim. Bundan sonra beta olduğu için 90 olduğu için alfa artı beta 90 bak DEC de alfa oldu. Kendiliğinden ikizkenar üçgen geldi. İkizkenar bir üçgende tabanı biliyorsam hemen tabana dikindiririm. 5 5. Burada da bir alfa beta 90 oldu. Yani benzerlik yine yapabilirim arkadaşlar. TDE üçgeni ile hemen FBE'yi benzer yapayım. Nasıl olsa alfa beta 90 alfa beta 90. Beta'nın karşısı birisinde 5 öbüründe 8. 90'ın karşısında küçükte x var büyükte 10 var. Böylece x eşittir 50 bölü 8 25 bölü 4 oldu c şıkkı. Ortay yorumunu kullanacağım arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle bir şey yapacağım. Bakın şimdi. Burada bir kere 45-45 olacak. Neden? Paralel verdiği için DE ile AB'yi sonuç olarak D, D açısı 90 olduğu için A açısı da 45 E 90 derece. Şimdi bundan sonra şöyle bir şey söyleyeceğim. Soruda AB 6 verilmiş arkadaşlar. AC'de 8 verilmiş. Bakın şimdi bu üçgenin alanı normalde 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 değil mi? Aynı zamanda iç teğet çemberli bir formülümüz vardı. S eşittir U çarpı R üçgenin alanıydı. Yani bu çevrenin yarısı 10 artı 6 artı 8 bölü 2 çarpı de yine böyle 24'ü veriyor. Dolayısıyla R buradan 2. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız çemberden düşünmek zorunda. Yani çemberde iç teğet çemberde şöyle. TT inen doğru diktir ve yarı çaptır. Ve bu şekilde bu bir noktadan indirilen t'ler eşittir deyip böyle yapmalıyız arkadaşlar. Sonuç olarak orada da şunu kullanmalısınız. Burası işte r diyelim. Burası r diyelim. 8 eksi r. Sonra yine 8 eksi r şu tc'ye kadar. Ve burası arkadaşlar 6 eksi r. Burası da bakın 6 eksi r. 14 eksi 2 r eşittir. Ondan r 2. Ya da deminki ki bulduğumuz için r 2. Bundan sonra tabi işimiz bitmiyor. Bu R'yi gördükten sonra şimdi siliyorum bunları gördüm artık R'nin 2 olduğunu. Burası 2 yaptı. E buraya kaldı o zaman 6. Benzerlik 6'nın 8'e oranı DE'nin 6'ya oranına eşit. Çünkü AB'nin 6 olduğunu biliyorum. Böylece DE uzunluğu arkadaşlar 36 bölü 8'den 9 bölü 2 Z'den dolayı tabii ki burası da yine 45 derece. Gerçi Z'den dolayı değil 90 45 45'ten de 2 olduğunu görüyoruz. Sonra 9 bölü 2 olduğu için buraya 5 bölü 2 kaldı. Yine Z'den dolayı bak burası 5 bölü 2 oldu. A şıkkı. Burada biraz açılarla oynamamız gerekiyor. Şöyle bakın 72 olması için burası 54 derece arkadaşlar. Burası da 54 derece. Şimdi ben 18'den yararlanmak için şu D'den şöyle bir 18 derece alacağım. 18 18 olunca 2 iç bir dıştan 36 zaten arkadaşlar şurası 72 olduğu için yine burası da arkadaşlar 72 olduğu için burası da 36 derece kendiliğinden şöyle DP ile DE eşit geldi. Böylece CP de eşit oldu. Şimdi bakın ne yapacağım? Şuradan rengi değiştireyim. P'den ikizkenar kenar üçgen olduğu için tabana dik indiriyorum. 9 burası da 72. Üçgenlere odaklanın. C şuraya da O diyelim. C, O, P ve A, E, B üçgeni görüyor musunuz? Bunların arkadaşlar kenarları aynı açıları da aynı. O yüzden eş üçgenler. Çünkü 90'ların karşısı bakın C, P'nin A, E'ye oranı 1 olduğu için eşlik geldi. Demek ki 72'nin karşısında da 9'muş. C şıkkı.